Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere İzmir Seferihisar'dan seslenmekteyiz. Rose Pansiyon'un konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Mehtap Hanım bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehtap Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Mehtap Hanım, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Mehtap Hanım kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Mehtap Hanım, Kütahya'dan geldim. Hı hı. 2 sene oluyor. İzmir'e yerleşeli. Ama Kütahya'da tabii bir öğrenci pansiyonu işletiyordum. Biraz bir bilgim vardı. Evet. Ama burada biraz turizme yönelik. Kesinlikle. Pansiyon. Biraz turizm işletmeciliğine kalıyor. Evet, biraz burası. Bir farklı pansiyonculuk düşündük. Buraya yerleşmeye karar verdik. Sığacık sakin, güzel bir şehirdi. Zaten biliyorduk Sığacık'ı gezmeye falan geldiğimiz için. Eşinizle birlikte burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim, Rose Pansiyon olarak verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Tabii. Gelen talepler doğrultusunda misafirlerinize konaklama elbette ki var. Ancak konaklamanın dışındaki hizmetlerden bahsedelim biraz. Konaklamanın dışında kafe hizmeti veriyoruz. Kahvaltı hizmeti veriyoruz. Bazen aparatif yiyecekler hizmeti veriyoruz. Sabah kahvaltıyla başlıyor. Akşam aparatifler olabiliyor. Kafe ve restoran. Kafe ve restoran hizmeti veriyorsunuz. Veriyoruz. Mehtap Hanım, aynı anda burada kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Aynı anda normalde 2 kişilik 5 tane odamız var. Toplam 10 kişi ama katlanır yatakla birlikte 13 kişiye hizmet verebiliyoruz. Odalarımızda ama kafe bölümümüzde 20 kişiye hizmet verebiliyoruz. Evet, yani bir yiyecek, açık bölümü bir de kapalı bölümü bulunmakta. Şu an bulunmuş olduğumuz kafe bölümünde. Burada bir 15 kişi ağırlayabiliyoruz. Pansiyonumuzun yan tarafında bir 10 kişilik yerimiz var. Yine bir açık yeriniz mevcut. Evet. Orada da yine yazın kahvaltı ya da kafe hizmetini yine orada devam edebiliyorsunuz. Şimdi efendim, biraz da tercih edilme sebeplerinize geçelim. Sektörde yalnız değilsiniz. Malum sizin gibi bu hizmeti veren birçok işletme varken neden özellikle insanlar Rose Pansiyon'u tercih etmeliler sizce? Neden? En çok tercih edilme sebebimiz temiz olmamız. Evet. Odalarımızın temizliği. Kesinlikle. Çok titiz olduğumuz için ilk girişte onun için tercih ediliyoruz şu an. Bütün yorumları internet sitelerinden okuyorlar. Temizliğimiz sürekli bir halinde muhabbet. Yenileniyor Evet. Yani en çok tercih edilmemiz temizliğimiz. Sonra kahvaltılarımız çok güzel. Evet. Yöresel kahvaltı. Yöresel kahvaltı ve bol çeşitli bir güzel kahvaltı veriyoruz. Ama her şeyin başı kesinlikle pansiyon veya otellerde temizlik. Yani kesinlikle temizlik olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet, yani temiz, en temiz bir şekilde. Burada gelen misafirinizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyorsunuz. Evet, şimdi efendim, halihazırda burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Ve vermiş olduğunuz bu kaliteli, bu temiz, bu hijyenik hizmetle şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Bakalım, ikinci yer düşünüyoruz. İkinci şubeyi düşünüyorsunuz ancak bugünkü vermiş olduğunuz bu hizmet kalitesinden ödün vermeden devam ettirebilmek, işte işletmeyi genişletebilmek çok çok önemli. Evet. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi. Şimdi efendim, İzmir Seferihisar, Sığacık'tayız. Sığacık'ta kale içindeyiz. Kale içindeyiz. En gözde yerindeyiz. Evet. Ege'nin incisi diyebiliriz. Son tabii derece sakin, huzur bulabilecekleri bir mekan, bir zaten ortamda. Zaten lakabımız da Cidda Slow, sakin şehir diye geçiyor. Evet. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Neler aktarmak isterim? Kesinlikle Sığacık'ı görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çok sakin, nezih, otantik bir yer. Evet. Yani buraya gelen gerçekten taşınmayı düşünüyor, bu taraflara yerleşmeyi düşünüyor. Evet. Ki müşterilerimizin de çoğu o şekilde yerleşti. En çok sakinliği için. Evet. Ve doğamız çok güzel. Kesinlikle. Tamamen. Baktığınız zaman Ege'nin her tarafı aslında
Bir doğa harikası. Tam evet. bir tatil bölgesi diyebiliriz ki hı hı. bunun içerisine sığmış olan bu Sığacık. Seferihisar'daki bu Sığacık gerçekten gezilmesi, görülmesi evet. ve huzur arayan insanların gerçekten evet. tatil yapabileceği hı hı. en gözde yerlerden birisi ki Rose Otel'de kendi içinde barınıyor. Evet. Bizi buradan herkesi tatil yapmak isteyen, gerçekten huzurlu, keyifli ve bir o kadar sakin tatil yapmak isteyen izleyicilerimizi Seferihisar Sığacık'ta Rose Pansiyonu'na davet etmiş olalım. İnşallah bekleriz. İnşallah. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. İzmir, Seferihisar'dan ve sektörün en iyisi Rose Pansiyonu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.